Ege Üniversitesi'nde Fazıl Hoca'nın liderliğinde biz 1,5 yıl önce bir ekip olarak bir araya geldik. İşimiz bisiklet, gücümüz bisiklet olsun istedik ve bir Egebis projesi yaptık. Bu proje içerisinde tanıştığımız arkadaşların özel nitelikleri vardı. Bu iki arkadaşı hızlıca birikimimizi özetlemek üzere, konuşma yapmak üzere davet etmek istiyorum. Önce Yalçın hocamı davet edeyim. Yardım doçent doktor Yalçın Alver, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesidir. Kendisi bisiklet ulaşım altyapısı ile ilgili Japonya'da doktora yapmış. Daha sonra bütün birikimini Almanya'da Alman demir yollarının işlettiği bisiklet kiralama sistemleri üzerinde 2 yıl çalışarak pekiştirmiş. Sonra da büyük bir şans olarak Ege Üniversitesi'nde bizim öğretim üyemiz olmuştur. Ekibimizin de değerli bir üyesidir. Bugün tartışılan altyapı geliştirme çalışmaları ile ilgili İzmir'de bulunup bulunabilecek en değerli uzmanlığa sahip kişidir. Buyurun şimdi kendisini dinleyelim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel tanıtım için. Benim sunumu açabilir misiniz acaba? Ben çok kısa yine bir bilgi vereyim. Teşekkürler, çok güzel bir tanıtım yaptılar. Ben inşaat mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İnşaat mühendisliğinde ulaştırma ana bilim dalındayım ve asıl uzmanlık alanım da ulaşım planlaması. Ulaşım planlaması içinde de yaya ve bisiklet ulaşımıyla da özel olarak ilgileniyorum. Çünkü artık dünyanın geleceği yaya ve bisiklet ulaşımı üzerine odaklanmış durumda. Artık araçlar için yapılabilecek her şey yapılmış ve araçlar için yeni yerler, yeni altyapılar üretmemiz mümkün değil. Çözümü hep bisiklette ve yayalarda buluyoruz. Şimdi Yalçın Hocam, 3 slide'da bir durarsanız ancak yetişecek. Tabii Ben tabii. Ben çok hatırlatmayı hızlı yapıyorum geçeceğim. ve Bunları zamanı geçiyorum. size Ne bırakıyorum. yaptık onu anlatacağım ben bisikletle ilgili. Şimdi ben evet Japonya'da doktoramı yaptım ve Japonya'dan önce işte hobi amaçlı bisiklete biniyordum. Fakat Japonya'dayken gerçekten ulaşım için bisiklete binmekle tanıştım. Ve alışverişimden hastaneye gitmeye kadar bütün aktivitelerimde bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullandım. Yaklaşık 3,5-4 yıl Japonya'da bu deneyimi yaşadıktan sonra yine aslında bisiklet için çok değerli bir kente Berlin'e gittim. Berlin Teknik Üniversitesi'nde de çalışırken yine yaklaşık 8-10 kilometre arası evle üniversite arasında bir parkurum vardı. Burada da ulaşım aracı olarak bisikleti tercih ettim ve yaklaşık 2 yılda yine Berlin'de bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullandım. Fakat ne yazıktır ki 2009'da Türkiye'ye döndükten sonra bisiklete ulaşım aracı olarak binmiyorum. Karşıyaka'da oturuyorum, Bornova'da çalışıyorum ve açıkçası ben kazalarla da ilgili çok çalışıyorum. Güvenli bir rota olarak görmediğim için bugüne kadar ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmadım. Kampüse de geldiğimde bunları kısa kısa geçeceğim ama şu slaytın üstünde önce bir durmak istiyorum. Bisiklet ulaşım içinde nerededir diye baktığımızda burada belli mesafeleri ayırdım. 0-2 kilometre için baktığınızda yürümenin en popüler ulaşım aracı olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar 2 kilometreye kadar yürüyorlar. Bunun yanında otomobilleriyle ve bisikletle de bu ulaşım alternatifini gerçekleştirebiliyorlar. 3 kilometreye çıktığınızda yürümenin 2-3 kilometre arasında biraz daha düştüğünü, hatta dramatik olarak düştüğünü görüyoruz. İşte 54'lerden %18-19'lara düşüyor. Mesafe arttıkça yaya düşüyor, otomobil ve bisiklet tabii toplu taşıma buna paralel olarak artıyor. Ama temel olarak bakarsak 5 kilometreye kadar olan hatlarda genellikle bisikletin aslında popüler bir ulaşım aracı olarak kaldığını görüyoruz. Ha bu şu demek değil, 5 kilometreden uzak bir mesafeye bisikletle gitmez miyiz? Gideriz. Burada bir sürü bisiklet sevdalısı var. Belki 10-20 kilometrede gidiyorlar. Ama geneline baktığımızda toplumun 5 kilometreye kadar çok rahatlıkla bisiklete insanların binme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ege Üniversitesi kampüsüne baktık biz. Uzun mesafeleri değerlendirmeye çalıştık. Ve kampüs içinde aslında en uzak mesafenin 2,5 kilometre gibi bir mesafe olduğunu gördük. Ortalama seyahatlerde yaklaşık 1,5 kilometreler civarında kampüsüne, yani ana kapıdan girip herhangi bir bölüme gitmeniz veya bölümünüzden kütüphaneye, spor salonuna, yemekhaneye gitmeniz için. Tabii yürümek evet güzel, fakat 3-4 kilometrede yürümek size ciddi bir zaman kaybına da sebep olabiliyor. Öyleyse neden bisikleti Ege Üniversitesi kampüsü gibi düz bir alanda kullanmayalım dedim ben geldiğimde. Çünkü Almanya'da da bisikletler üzerine çok çalışmıştım. 2011-12 yılları arasında iki tane bitirme öğrencimle Ege Üniversitesi'nde bir çalışma yaptık. Yaklaşık 1000 tane öğrenciye soru yönelttik.
bisiklete binmek ister misiniz, biniyor musunuz, neden binmiyorsunuz gibi. Bunlar dünyada bisikletini kullanan üniversiteler, bazı özellikleri, zaman çok kısıtlı olduğu için artık bunların ben hepsini geçeceğim. Biraz önce Muhlis Bey'in verdiği örneğe ait otobüs görüntüsü vardı. Atlanmasın. Evet, o University of Central Florida'da ring yapan otobüsün önündeki bisiklet hattı. Bizzat ben de kullandım o hattı. Şimdi bisiklet yollarını yapıyoruz ama sonra işte üstüne otobüs durağı yapıyoruz. Pazar yeri geçiriyoruz veya göstermelik bir bisiklet yolu. Bir öncekini de açar mısınız hocam? Orada da çok güzel örnekler vardı. Duvarla şey yapıyoruz. Türkiye'deki en büyük problem park problemi. Biz Ege Üniversitesi kampüsünde de bunu yaşıyoruz. Kampüsümüzde bisiklet yollarımız var. Fakat plastik ayıraçlarla ayrılmış olmasına rağmen üzerinde yüzlerce araba görebilirsiniz. Yani bir iki tane değil, yüzlerce araç görebilirsiniz. Plastik bariyerlerin üstüne çıkmış, bisiklet yollarının üstünde duran. Örneğin bu da bizim kampüsten üzücü bir örnektir. Yapılmış bisiklet yolu ama kaldırımın üstünde. İşte yine kampüsün içinde bisiklet yoluna park etmiş araçları görüyoruz. Şimdi bisiklet yolu tabii ayrı bir altyapı aslında. Bunu mutlaka sağlamak zorundasınız. Özellikle de Türkiye gibi bisiklet kültürünün gelişmediği bir ülkede ben şuna inanıyorum. Evet, bisiklet kültürü geliştirilecek ama bu süre içinde de ayrılmış bisiklet yollarını yaparak insanlara bisiklet kullanma olanağını bir şekilde sağlamanız lazım. Yani herkese bunu sağlayıp teşvik etmeniz lazım. Bisiklet için 1 metre genişlik ve 2,5 metre de temiz yükseklik öngörülüyor. Yani bir alt geçit yapıyorsanız, bir bisiklet yolu yapıyorsanız en az 1 metre genişliğinde olmalı diyoruz. Standartlar bunu değişik şekillerde öngörüyor. 2014'te güzel bir şey oldu. Türk standartları da bisikletle ilgili standartını yeniledi, revize etti ve bu genişlikleri biraz daha genişletti. Ama maalesef bakarsanız birçok belediye hala bisiklet yolu yaparken bu standartlara uyuyor mu? Uymuyor. Yine farklı kesitler var burada. İşte yeni Türk standartlarının gösterdiği ölçüler bunlar. Gidiş geliş şeklinde bisiklet yolu yapıyorsanız 2,4 metre genişlikte bir yol yapmalısınız. Tek şerit yapıyorsanız da 1,4 metredir. Tabii burada yanal açıklıklar, güvenlik mesafeleriyle bu mesafeler genişleyebilir. Farklı bisiklet yolu tipleri var. Bunlara da girmeyeceğim. Fakat şunun üstüne bir durmak istiyorum. Bisiklet yollarındaki işaretlemelerde de biz çok gerideyiz. Herkesin kendisine göre uydurduğu, yarattığı bir bisiklet sembolü var. Çok küçük semboller bunlar. Hareket halindeki araçlar tarafından görülmesi mümkün olmayan semboller. Bunları biz bir şekilde yolun üstüne boyuyoruz ve diyoruz ki burası bisiklet yolu. Fakat bunun bir standardı var. Bakın şu gördüğünüz bisiklet yolu 1 metre 30 santime 1 metre. İşte diğer ölçüler büyük şekilde bisiklet yolunu görünür bir şekilde mutlaka yol üstüne işaretlememiz lazım. Yoksa öyle kendi yarattığımız bisiklet sembolleriyle falan değil. Bunlar var standartlarda. Bana da e-mail atabilirsiniz. Başta vardı, en sonunda yine söyleyeyim. Bunları ben herkese sağlayabilirim. Bu şekilde yapmamız lazım. Evet, Sayın Müdürüm de söyledi. Bisikletlerle ilgili düşey işaretlemelerde büyük sıkıntı var. Bizde çok az standart işaretleme var ve sinyalizasyon hemen hemen Türkiye'de hiç kullanılmıyor diyebiliriz. Değişik bisiklet park yerleri. Bu da Japonya'dan bir örnek. Yerimiz yok diye de bahane uyduramazsınız. Japonya'da evet gerçekten yer yoktur ama yer altında 8-10 katlı bisiklet park yerleri vardır. Kent merkezlerine gittiğinizde bu şekilde bisikletinizi park edebilirsiniz. Şimdi biz ne yaptık? Biz yaklaşık 1000 kişiye sorduk Ege Üniversitesi kampüsünde 2012 yılında. Hemen hemen her fakülteden, işte her bölümden öğrencileri yakalamaya çalıştık. Görebileceğiniz gibi genç nüfus var, öğrenciler, aylık gelirleri düşük, öğrenci olduğu için hepsi. Öğrenim durumları da çoğu lisans öğrencisi, bir miktarda yüksek lisans ve doktor öğrencisini yakaladık. Şimdi burada önemli olan aslında bu bisiklet sahipliğine bakıyoruz. Burada şunu görüyoruz. %58'i bisikletin var diyor ama bu bisiklet bir yerlerde, yazlıkta, işte bulunduğu evinin balkonunda duruyor. %41'i de hiç bisikletinin olmadığını söylüyor. Yani bu yanında bilfiil bulunduruyor anlamında değil. %58'i de bir yerde var ama böyle bir bisiklet. Şimdi baktığınızda bisiklet deneyimi aslında bu güzel bir şey. Herkes bisiklete hemen hemen binmeye bildiğini söylüyor. Çok az bir kesim var burada
%7 evet bu hiç ben bisiklete binmeyi bilmiyorum diyor. Ama diğerleri çocukluğunda gençliğinde bir şekilde bisiklete binmeyi öğrenmiş ve bisiklete binmeyi biliyor. Bisikletin ulaşımdaki önemini sorduk öğrencilere. Yani sizce bisiklet ulaşım için önemli bir ulaşım aracı mıdır? Ulaşımda bisikleti kullanabilir misiniz? Sizin için önemli midir? Burada 5 çok önemliyi temsil ediyor. Bir de çok önemsizi temsil ediyor. Nötr ağırlıklı, yani çok bir fikirleri yok. Çünkü çoğu bisiklet kullanıcısı değil aktif olarak. Ama genel kanıya baktığımızda çok önemli, önemli, evet ciddi bir yer tutuyor. Yine kampüs içindeki eksikliklerin giderilmesi durumunda bisiklet kullanmayı düşünür müsünüz sorusunu sorduk. Çünkü bu tarihte kampüs içinde de bir ciddi bir bisiklet yolu yoktu. Ve maalesef Ege Üniversitesi kampüsü de araç çok yoğun bir kampüs. Yani ciddi problem yaşıyoruz. Özellikle hastane bölümü zaten içinden çıkılmaz bir halde. Gelen hastalar, işte ziyaretçiler. Diğer kampüste de diş hekimliği fakültesi var. Onun da her gün yüzlerce hatta binlere yaklaşan hastası var. Tabi ziyaretçiler vesaire, bizde kampüste araç kontrolü de yoktur, giriş kontrolü. Herkes kampüstedir. Yüzlerce binlerce arabanın girip çıktığını görebilirsiniz. Kampüsteki kapılarda ve metro istasyonunda bisiklet kiralama yerleri olsa kullanmayı düşünür müsünüz kampüs içinde diye sorduk. Burada da %73 gibi baskın bir çoğunluk evet kullanmak isteriz dediler. Şimdi bütün bunlar sonucunda biz bu şekilde bir bisiklet yolu ağı planladık. Burada gördüğünüz bu yeşil yolu biz yeniledik. Diğer yol şu anda mevcut olan bisiklet yolumuz. Fakat bu bisiklet yolunda da standartlara uymayan birçok nokta var. Bunların da belki yeniden revize edilmesi gerekecek. Yeşil hattı tamamen yeniden planladık. Bunu planlarken de burada ben değinmedim ama aslında başka sorular da vardı öğrencilere sorduğumuz. İşte en çok nereyi ziyaret ediyorsunuz kampüste? En çok nerede bisiklet otoparkına veya bisiklet parkına ihtiyaç duyuyorsunuz gibi. Bütün bunları kapsayacak şekilde yaklaşık 8 kilometrelik bir bisiklet yolu ağı planladık Ege Üniversitesi kampüsüne. Bu plan doğrultusunda daha sonra bir düzenleme yapıldı ve son şekliyle bu şekilde bir bisiklet yolu ağı oluştu ve bunun projelendirmesi de yapıldı. Şu anda da Büyükşehir'in bu konuda desteğini bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok rüzgar hızında sunmak zorunda bıraktığım için affınıza sığınıyorum. Hızlıca sıradaki konuşmacıyı da alıp onun da belki paylaşacaklarının üçte birini paylaşmasını rica ederek...